Dayı. Hasan. İyi akşamlar dayı. İyi akşamlar. Dayıcığım. Geçsene. Hasan. Geç içeri. Az insan çok huzur. Oh. Ay Ayşe. Buyurun Yeşim Hanım. Ay sana zahmet olmazsa bana bir salep yapar mısın çıkmadan? Tabii hemen. Salep mi? Siz de ister misiniz Tarık Bey? Hayır hayır istemiyorum ben. Ayşe Hanım, Ozan nerede? Odasında mı? Bilmiyorum Tarık Bey. Gitti o. Gitti mi nereye? Vallahi koridorda karşılaştık. Bana ters ters baktı, kapıyı vurdu, çıktı gitti. Nereye gitti acaba? Nereye gittiyse gitti Murat. Koskoca adam. Zeliş'in peşine gitmiştir tabii. Akıllanmayacak. Bu akıllanmayacak. Kesinlikle akıllanmayacak. Vallahi bence Güzide ablanın yanına gitti. Bunu pimpon topu gibi düşün. Bir oraya gidiyorlar, bir buraya geliyorlar. Ama orayı karıştırdıkları gibi buraya geri damlarlar. Merak etme, sıralama hiç şaşmıyor. Ya ne demek oğlum Zeliş beni terk etti? Ha? Asbayağı terk etti işte dayı. Bu evlilik bitti dedi. Attı yüzüğü gitti. Yetişemedim. Telefonla kapalı şimdi. Dayı bakma bana öyle ya. Lütfen. Bari sen bana bunu yapma. Ya ne diyeyim ben sana dayıcığım? Ne diyeyim peki ben sana? Hayırlısı olsun bari diyeyim. Sen de bana hiç öyle bakma dayıcığım. Vah vah çok üzüldüm. Zeliş gibi bir kız kaçar mıydı diyemeyeceğim. Hiç kusura bakma. Tamam, tamam dayı, tamam. Hiç konuşmayalım o zaman, tamam. Ne konuşmayalım? Şimdi zaten bir de annem kızacak. Yok Zeliş şöyleydi, böyleydi diye. Bir ton laf söyleyecek bana. Allah, hiç abartma istersen dayıcığım. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk Zeyno. Açsan sana bir şeyler hazırlayayım. Yok. Yok aç değilim. Sağ ol. Tamam o zaman ben sofrayı hazırlayayım. Hakim Hanım gelince beraber... Yok yok şey. Acele etme Zeyno. Ablam trafik var biraz gecikeceğim dedi. Tamam abi. Ne oldu oğlum peki? Hı? Ne oldu da yüzüğü kafanaydı? Olmadı ki. Kıyamet koptu. Sonrası da sen cehennem. Ya şu son zamanlarda şöyle rahat bir nefes alamadık be dayı. Ya her gün kavga olur mu ya? Her gün. Ya şimdi Ozan ağzımı açmayayım diyorum dayıcığım ama. Tamam aman 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 dayı sen ağzını açma. Tamam. Ya dayı bak anlamıyorsun. Ya ben... Ben bu kadını seviyorum ya. Ayrılmak istemiyorum ki. Ya bizim hayatımız bak bir düzene girse... Ya bir evimiz, işimiz... Ya bizim ayrı bir düzenimiz olsa var ya ben... inanıyorum ya. İnanıyorum ben, biliyorum. Ya bak biz çok mutlu olacağız. Ya sen Zeliş'le mutlu mu olacaksın dayıcığım? Zeliş'le. Ya sen... Ya Ozan ya. Ya sen hiç olaylara dışarıdan bir gözle bakmıyor musun dayıcığım? Ya bunca şey olmuş hepsinin içinde benim karım var. Ya hiç mi acaba demiyorsun? Ya of of dayı ya ben demiyorum ki Zeliş çok masum. Zeliş'in hataları tabii ki de var. Farkındayım biliyorum da yani o da rahat durmuyor bunu da biliyorum. He buna da şükür. Babamla da aramı bozdu. Ya adam bize ne güzel şirket kurdu. Çalışacağız, para kazanacağız, tam düzenimizi kuracağız derken. Babanla nasıl... Nasıl aranı bozdu ya babanla? Bir saniye dayı. Ha? Hay Allah. Efendim. Ozan neredesin oğlum? Anneme geldim. Ne oldu? Zeliş'ten bir haber mi var? Hala Zeliş diyor ya. Allah'ım sabır ver bana. Bak Ozan. Annene ağzından bir laf kaçırırsan.
Abla saçmalama. Tabii ki. Tabii ben saçmalıyorum. Senin kadar ağzı sıkı birine tembihlenecek bir şey mi bu, değil mi? Abla uzatmasak mı? Yeterince hakaret ettin bana zaten. Bana bak Ozan. Tek kelime diyorum. Güzide'ye tek kelime edersen beni ve şirketi unut, tamam mı? Tamam. Tamam dedim, tamam. Ne oldu? Zeliş mi? Ha yok. İşle ilgili. Şey diyordun, ne diyordun? Zeliş babamla aramı bozdu diyordun. Ya Zeliş şirkete ortak olmak istedi. Babam önce yarım ağızla bir evet dedi ona. Daha sonra da karı koca aynı işte doğru olmaz deyince de... Zeliş de kopardı kıyameti tabii. Aynen öyle oldu. Sonra da attı yüzü. Vallahi yok ya. Vallahi. Bu kızda bir kanaatkarlık, minnet duygusu yok yani. Vallahi boşuna dememişler anasına bak kızını al diye. Dayı. Ya tamam tamam ya dayıcım sustum ya konuşmuyorum artık. Ver Zeyno ver. Ver. Sen bırak. Ver bana. Ver ben hallederim. Ver.